Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Tansiyon hastasıyım diyor kişiler. Doktora gitmeden önce bile özellikle kalabalık bir araya geldiklerinde sohbetlerde ben küçük tansiyon hastasıyım, büyük tansiyon hastasıyım. Tatlı yedim, tuzlu yedim, şimdi kendime gelirim diye birbirleriyle sohbet ederken dile getiriyorlar. Her tansiyonun yükselmesinde tatlı tuzlu anında tüketimi doğru mudur? Ayran diyorlar. Şimdi diyelim ki tansiyon hastası A, B, C ilaçları alıyor. Tansiyonu evet. Düştü. Diyelim ki 9, büyük 9, küçük 5 oldu. Santimetre civarı. Bence yanlış bir kanaat. Hemen ayran içiyoruz. Biz tansiyonumuzu yükseltiyoruz. Ne oluyor bu sefer? 9 olan tansiyon 17, 18 oluyor. Yüksek diye ilaç alıyoruz. Bu sefer bir dengesizlik oluyor. Orada yapılacak en iyi şey sakin bir şekilde bekleyip, çok düşük değilse tabii 4-5 ise onun hekim müdahalesi. Ayranın ona hiçbir faydası olmaz. Bekleyip tansiyonun normale gelmesini beklemek lazım. Ama benim tansiyonuma alışkınım, benim tansiyonum yüksek dokunmaz, ilaç alıştım, bu cümleleri kabul etmiyoruz yani yanlış. Peki siz uzmanlar benim tansiyonum yüksektir diye şüpheleniyorum hocam deyip geliyorlar sizlere. Siz hangi kapıdan içeri girdiğinde teşhis, tedavi aşamalarını uyguluyorsunuz hastaya? Şimdi ondan önce şunu konuşalım. Bir ki tansiyonun beyaz önlük sendromu diyoruz. Hasta bize geldiği zaman kesinlikle muhakkak ki 1-2 santim o tansiyon yükseliyor. Bazen çok yükseliyor. Onun için mümkünse oturtup, bekletip, sakinleştirip bir 10 dakika geçtikten sonra ölçüp, hatta ondan sonra gene bir 5-10 dakika bekleyip çağırıp bir daha ölçmek lazım. Sakin şeyde. Hatta bu çalışmalar, en son çalışmalar, bu Kanada çalışması var. Hasta diyor, evde kendi ölçsün. Otomatik aletler var artık. Onun ortalamasını doktora getirip gerçek tansiyonu öyle daha iyi görürüz. Gerçi tansiyon halterler var. Onlar hastanemizde de yapılıyor. Onlarla da bir yön çizilebilir. Ama hekimin önünde olmaması daha gerçekçi. Hiçbir şey İnsan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.